Şehit adam! Siz bizi mahcup etmediniz! Ergenekon davasına gizli tanıklık yaptığı öne sürülen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu iddiaları çürütecek bir açıklaması çıktı ortaya. Sistemin kendi şeffaflığı, açıklığı... Vefatından 15 gün önce Çırağan Sarayı'nda gazetecilerle bir araya gelen Yazıcıoğlu, hiçbir şeyi saklamadığını ve elinde dosya bekletemeyeceğini vurguluyor. Bugün Türkiye'de maalesef, demin onu söyledim, nereye dokunsanız var ama... Bunu ya yargının önünü açacağız, işte denetim araçlarını şeffaf hale getireceğiz, etkin hale getireceğiz. Herhalde belli olgunluklara getirdiğimiz zaman biz de açıklarız. Bizde hiçbir şey saklı kalmaz. Ben bir defa kimsenin elimde bir dosyası olsa onu tutmam, bekletmem. Bana bak bir şey söylersen söylerim demem. Diyorlar ya, sen ne açıklarsan yarın ben de açıklayacağım diyor. Halbuki başkasının açıklamasını beklemeden ortaya koymak lazım. Benim elimde dosya olabilir ama bu mutlaka iyi incelenmemişse vardır. İyi incelenmişse, kanaat getirilmişse benim elimde asla bir dosya durmaz. Kimseye şantaj olarak kullanılmaz. Mutlaka yargıya intikal eder. Haber müdürümüz Muharrem Coşkun'un da katıldığı toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink suikasti zanlılarından Erhan Tuncel'le aynı karede nasıl yer aldığını ise şöyle anlatıyor. Kısa bir hatıramı ifade edeyim size, bildiğiniz. İşte bir gün iyi niyetli bir gazeteci bana telefon etti, dedi ki, tamamen iyi niyetiyle olduğunu düşünüyorum. Bugün dedi bizim servis yapıldı, dedi bize bir şey var, fotoğraf var sizinle ilgili. Acaba bugün patronu falan arasanız bunun yayınlanmasına engel olabilirsiniz. Dedim ki hayır, ben sormuyorum bile ne olduğunu, merak da etmiyorum. Kimsenin çantasında benimle ilgili bir fotoğraf gezemez, elinize geldiyse onu basın dedim. Sabahleyin de merak ettim, gittim, gazeteyi aldım, baktım ki sadece o gazetede değil, birçok gazetede var. Neymiş? İşte Trabzon'da çarşı pazar gezerken arkamda fotoğraf çektiren bir kişi, işte Hrant Dink olayıyla ilgili şey çıktı, azmettirici çıktı. Sonra da o, işte bildiğiniz gibi devletin kurumlarıyla ilişkili çıktı. Sonra devletin istihbarat örgütleriyle beraber çalıştığı ortaya çıktı vesaire çıktı. Ben hiç kimsenin fotoğrafını çantamda taşımam, dosyasını da taşımam. Varsa veririm yargıya. Benimle ilgili de kimse taşıyamaz. Varsa versin derim. Bu kadar açık olmaktan yanayım. Siyaseti böyle yapmak istiyorum. Yazıcıoğlu'nun anlattıkları, uğradığı kazayla aynı gün kabul edilen Ergenekon 2. iddianamesinde yer alan Ergenekon Büyük Birlik Partisi'ni ele geçirmek istedi satırlarıyla da örtüşüyor. Bugün Türkiye'de maalesef, demin onu söyledim, nereye dokunsanız.